Yaz geldi mi? Akla gelen en güzel yemeklerden bir tanesi domatesli pilav. Yani kışın denemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu sefer ekşi bir pilava sahip oluyorsunuz. Çünkü domateslerin yapaylığı sebebiyle. İlk ana maddemiz tabii ki domates. 3 ya da 4 büyük boy domatesi rondodan geçirip büyük su bardağı miktarında hazırlıyoruz. Onun yanında yine baldo pirincimiz. Bir büyük su bardağı, yarım su bardağı, yine büyük boy su bardağı su, iki çorba kaşığı miktarında da tereyağı ve bir miktar da tuz, yani bir çay kaşığı olabilir. İlk önce domatesimizi iyicene kavurmamız gerekiyor tereyağıyla. Ocağımızı harlı olarak ilk başta yakıyoruz. Tuzu şu anda koymuyorum. Çünkü daha fazla sulanmasına sebep olabilir. Birazcık suyunu çeksin. Ondan sonra da ilave edebiliriz ya da pirinci ekledikten sonra da üzerine gezdirebiliriz. Zaten hemen erimeye başladı. Kavrulana kadar, böyle domatesin ve tereyağının güzel kokusu çıkana kadar pişmesi gerekiyor. Tenceremizin kapağını da şöyle hafif bir şekilde kapatırsak bir müddet bekleyebiliriz. Kokusu çıkmaya başladı. Tereyağı ile beraber özdeşleştiler. Artık pirincimizi eklemenin zamanı geldi. Tabii gene hafif bir sulu kıvam oluyor. Çünkü normalde kullanacağımızdan daha az su kullanacağımız için bunun suyu da ona denk gelmiş olacak. Bu ıslattığımız ve iyicene yıkayıp nişastasını attığımız pirinci domatesimize ekliyoruz. Ocağımızın altını birazcık harlı duruma getirip çok fazla zedelemeden çevirmemiz gerekiyor. Bu kadar karıştırma yeterli olacaktır. Yarım bardak suyumuzu da ekleyip şöyle pilavımızı düzeltiyoruz. En son tuzumuzdan şöyle üstüne serpiştiriyoruz. Üstünü kapatıp kaynamaya başladıktan sonra altını kısık duruma getiriyoruz. Zaten çok az su koyduğumuz için bu kaynama zamanı diğer pilavlara göre daha çabuk oluyor. O yüzden şimdi hafif hafif böyle göz göz kaynamayı görüyoruz. Pilavımız artık pişme durumuna geldi. Göz göz olup tamamen suyunu çektikten sonra artık altını kapatıyoruz. 10-15 dakika üzerine kağıt havlu koyarak demlemeye bırakmamız gerekiyor ki iyicene içindeki suyu pirinçler de çeksin ve kıvamı yerine gelsin.